Bu gece operasyona başlasa ne olur? Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağı konuşuluyor. Günlerdir konuşuluyor. Yeni bir konu değil. Günlerdir konuşulan bu yeni olmayan konu için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın diyerek meseleyi vermişti. Çok uzun yüzyıllardan bile eski, bin yıllardır Türk ordusunun çok iyi olduğu birkaç özellikten biri. Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri bütün askeri kitaplarda, yurt dışındaki askeri kitaplarda şöyle geçiyor. Bazı özellikleri sayılır. O özelliklerden biri de şudur. Sürpriz yapan ordu olmasıdır. Bu beyan daha açıklama yapmıştı. Konuştuğum komutanlardan biri de hani klasik haberci söyleyişiyle söyleyelim adını vermek istemeyen ama gerçekten vermek istemiyor. Demişti ki sürpriz olacak her şey. Dedim mesela ne olacak sürpriz diye. Gülerek dedi ki ya söylemeyelim sürprizi kaçar dedi. O yüzden söylemedim ama sürpriz ordusu stratejisi önemli bir strateji. Bunun haberini vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir gece ansızın demişti. Sonra ne oldu? Sonra şu oldu. Baktılar ki iş ciddi, sosyal medyada sel gibi şöyle aktı insanlar. Siz kimsiniz? Operasyona gidemezsiniz. Amerika'dan izin almadan yapamazsınız. Boşu boşuna yapıyorsunuz. Bunlar hep işte laf. Hani nerede icraat? Nereye giriyorsun? Sen kimsin? Nasıl gireceksin? Dediler ve Amerika'nın izin vermeyeceğini düşündüler. Dün de herkes haberlerde görmüştü ki Amerika izin vermeyeceğim gibi poz veriyordu. Nereden biliyoruz bunu? Akçakale bölgesinde yani Tel Abyad tam karşısında işte Akçakale'den birazcık daha güneye doğru indiğiniz zaman Tel Abyad. Devam ederseniz Suriye'nin aşağısına doğru Rakka'ya denk gelirsiniz. Akçakale'de tam Tel Abyad bölgesinde iki şey haberlere yansımıştı. Bir tanesi şuydu. Amerikalı helikopterler, savaş helikopterleri güya işte Akçakale sınırına yakın yerde Tel Abyad'ın üstünde devriye uçuşu yapıyorlardı. Bak gördün mü Amerika buradayım diyor. Mesajıydı bu. Güzel, doğru. Evet Amerika buradayım diyordu o anda. Hatta şu haberler de yansımıştı onun bir gün öncesinde. Amerikalı askerlerle PKK'lı teröristler ki adları DSG, YPG, PJD, PYD neyse o üç harflilerden bir tanesi işte. Sürekli isim değiştirdikleri için kimlik bunalımındalar. O yüzden tam olarak da hepsine toptan ne hangi üç harfi koyarlarsa koysun PKK diyebiliriz. Mahsur yok. Bu üç harfli örgüt teröristlerle Amerikalı birkaç tane asker, bayağı bildiğin üniformalı falan, bayraklı falan devriye attılar Tel Abyad'da. Al işte gördün mü Amerika PKK ile birlikte, sen operasyona gideceğini zannediyorsun, ne olacak falan dediler. Sonra ne oldu? Sonra bu sabah Türkiye saatiyle 6'ya çeyrek kala mı, 10 kala mı ne işte o saatlerde Amerikan devletinden Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Yazılı açıklama. Neden de açıklamada? Türkiye bu operasyonu yapacak. 2. Biz bu operasyona karışmıyoruz. 3. Hani böyle gider ayak iğneli konuşan kötü komşular gibi açıklamanın sonunda da iğneli bir lafla orada o kadar DAEŞ militanı var. Onlardan da Türkiye sorumludur denildi. Ne demek bu? Birinci anlamı şu. Bu açıklama birinci anlamı. Hani yapamıyordu Türkiye operasyonu? Hani izin almanız lazım, yalan söylüyorsunuz, operasyon olacak mı, olmayacak, bak görürsün falan, hepsi çöpe gitti mi bunların? İkincisi, şöyle bir anlamı daha var. Açıklamadan sonundaki o iğneli laf, yani DAEŞ'tan Türkiye sorumludur açıklamasının asıl anlamı şu. Kimine göre 10 bin, kimine göre 85 bin, kimine göre 1000 bile olmayan sayıda bir DAEŞ militanından bahsediyorlar PKK hapishanelerinde. Kaç tanese kaç tane. Problem şurada, onların aileleri var. Çocukları var. Hani 1 yaşında, 2 yaşında bebeğin neyinden söz edeceksiniz? Yok DAEŞ'li, yok PKK'lı falan diye. Böyle şey mümkün değil. Bebeklere terörist mi denir? Öyle çocuklar var ve bunlar çok iç içeler o DAEŞ yapılanması orada. Şimdi Türkiye'nin başına bunu bela edecekler. Nasıl? Algı olarak. İşte başlarken sorduğumuz soruyu bir daha soralım. Bu gece operasyon olursa ne olur? Bu gece operasyon olursa Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarıyla hazır, mühimmatlarıyla hazır, akıllı mühimmatlarıyla hazır, İHA'larıyla, SİHA'larıyla hazır, uydularıyla hazır, askerleriyle hazır, teçhizatlarıyla hazır, siyasi planıyla hazır, ordunun planıyla hazır, hazır. Türkiye'nin işte ÖSÖ'yle yaptığı anlaşmalar, ÖSÖ'ye verdiği eğitimler ki milli ordu olan, Türkiye'de ÖSÖ diyoruz ona. Milli ordu aslında, Suriye'nin milli ordusu. Onunla yaptığı anlaşmalar ve onu yönlendirme, her şey hazır. Hazır olmadığımız tek bir şey var. Dedikoduya hala hazır değiliz.
Hala sosyal medyada 3 tane rezil adamın başlattığı şeyin koca ülke peşine gidip ya onlara cevap yetiştirmek ya da onlara inanıp kafamızın karışması durumunda kalıyoruz. Söyleyeyim, Türkiye bugün operasyona başlarsa, bu gece operasyona başlasa, yarın sabah uyandığımızda evet Türkiye Fırat'ın doğusunda büyük bir operasyon amacıyla, orayı temizlemek amacıyla büyük bir operasyona başladı haberiyle uyansak, haberden yarım saat sonra şunlar başlayacak. 1. Türkiye Suriye'yi işgal etmeye gitti. 2. Oradaki DAEŞ militanları ne olacak? Bunları öldürecek mi Türkiye? Yoksa hapishanede mi tutacak? Yoksa bunları serbest mi bırakacak? Bunları serbest bırakırsa eğer gördün mü zaten Türkiye DAEŞ'te anlaştı diyecekler. Yok, Türkiye onları öldürürse çoluk çocuğu öldürüyor diyecekler. Biz dedikodularla uğraşacağız. Türkiye oraya işgale gidiyor, Türkiye oraya tecavüze gidiyor diyecekler. Türkiye oraya işgale gidiyor lafının da arkasına takılacak insanlar, biliyor musunuz? Yani Fırat Kalkanı'nda nereye işgal ettik? Hiçbir yer işgal etmedik. Al Fırat Kalkanı yaptı Türkiye. Neresi işgal edildi? Hiçbir yer. Zeytin Dalı yaptı Türkiye. Neresi işgal edildi Suriye'nin? Hiçbir yer işgal edilmedi. Bilakis biz oralarda 11 bölgeden söz ediyoruz şu anda. Kimi şehir, kimi belde. 11 bölgede yatırım yaptı Türkiye. Masraf yaptı. Oralara okullar yapıyor şimdi en son. Elektrik, su, organize sanayi bölgesi, tarım yatırımı, evdir, devlet binasıdır gibi orayı ihya ve inşa ediyor. Niye yapıyor? Savaşın izlerini silmeye çalışıyor. Orada yeniden hayat kurmaya çalışıyor. Bunların hepsini görmezden gelecekler. Diyecekler ki Türkiye bunu işgal etme. Neden böyle söyleyecekler? Çünkü PKK'nın derdi oydu. Aynalar o Arap gözü işte, yani Arap pınarı daha doğrusu. Türkçe anlamıyla, yani birebir çevirisinde Arap gözü, anlam çevirisiyle Arap pınarı demek. Aynalar Arap. Tamam, Araplarda olan bir yerde. İşgalci kim biliyor musunuz? İşgalci Amerika ve PKK. PKK oraya geldi, sanki seçimle gelmiş gibi geldi. İşgal etti orayı Amerika'nın önden verdiği destekle. İşgalden sonra ne yaptı? Tapu dairelerini yaktı, nüfus dairelerini yaktı. Bak, aynı Arap için de burası Kürt bölgesi falan diyorlar. Ne Kürt'ü? Nerede olmuş? Ne zaman Kürt varmış orada? PKK'nın huyu bu. Sürekli bunu yapıyor. Bunu aynı şeyi Cerablus için de yaptı. Aynı şeyi işte Rakka için bile bunu söylediler. Rakka, Sünni Arapların yoğun olduğu bir yer. Ne kadar yoğunluk biliyor musunuz? %96'sı. Yani %96'sı 1000 yıldır Sünni Arapların yaşadığı bir yer. Öyle son 50 yılda değil. 1000 yıldır Sünni Arapların yaşadığı bir yerden bahsediyoruz. Orası için dediler ki burası Kürt bölgesi. Niye? İşte Rakka'yı onlar kurtarmışlar DAEŞ'ten vesaire vesaire. Kimsenin kimseyi bir yerden kurtardığı yok. Dile dikkat etmemiz lazım burada. Konuşulanlara dikkat etmemiz lazım. Gerilla, militan deyip duruyorlar. PKK için terörist diyemiyorlar. Türk medyasından bahsediyorum. Amerika'dan, Fransız'dan, yani Madame Mitterrand'ın torunlarından falan bahsetmiyorum. Bizim Türk gazetecilerden bahsediyorum. Gerilla diyorlar, militan diyorlar. Başka ne diyorlar? İşte PKK, DAEŞ'e karşı savaşan kahramanmış. Başka ne diyorlar? Orada sırf Kürtleri öldürmeye gidiyormuş Türkiye. Gibi şeyler karşımıza çıkacak. Bunlarla uğraştıracaklar bu ülkeyi. Bunlarla oyalayacaklar bizi. Ben size çok net ve açıkça bir şey söyleyeyim. Yarından itibaren operasyon olması durumunda, ki bu gece başlaması bekleniyor. Yarından itibaren operasyon olması durumunda biz ne DAEŞ'ta orada savaşırken zorlanırız, ne PKK ile savaşırken zorlanırız, ne de Allah muhafaza karşımıza başka bir ordu çıkarsa onunla savaşırken zorlanırız. Mümkün değil. Biz bugünden itibaren sosyal medyadan ve medya yüzünden zorlanacağız. Ve üstelik kendisine Türk medyası diyen, tırnak içinde söylüyorum, sözüm ona, muhalif medyanın bugünden itibaren ortaya atacağı iftiraların hepsini İngilizceye, Almancaya, Fransızcaya, Rumcaya, Yunancaya çevirip karşımıza getirecekler. Bütün Türkiye bunlarla uğraşmak zorunda kalacak. Bu operasyonun zor tarafı bu. Bu operasyonun en riskli tarafı bu. Bizde muhalefet siyasi meseleyle milli meseleyi birbirine karıştırıyor. Sırf Erdoğan'dan nefret ediyorlar. Sırf Erdoğan hakkında kötü bir şey olsun diye ellerinden gelse bu operasyona köstek olurlar. Ellerinden gelse gider PKK'ya destek olurlar. Peki karşımızda PKK zannedildiği kadar güçlü mü? Yani sayı 600-700 mü? 1500-2000 mi? 60-70 bin mi? 150-200 bin mi? Hepsi için rakamlar var. Ama şundan eminiz. Hangisi doğru bilmiyoruz.
Fakat şundan eminiz. Amerikalılar onlara çok ciddi silahlar verdi, bunu biliyoruz. Amerikalılar onlara tünel kazdırdı, çok kaliteli betonlarla bariyerler kurdurdu, onları biliyoruz. Elde kalmış, belki de hala kullanılmayan bazı teknolojik silahları onlara veriyorlar, bunları da biliyoruz. Şimdi bunları ben gazeteci olarak biliyorsam, ordu bilmiyor mudur? MİT bilmiyor mudur? Savunma Bakanlığı bilmiyor mudur? Elbette biliyordur ve elbette ona göre planları, hazırlıkları yapılmıştır. Bugünden itibaren gözümüz Akçaabat'ta, yani tam Tel Abyad'da denk gelen yerde olmalı bence. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela açabilecek tek güç, sürekli kendi ülkesini iftira eden, sürekli kendi ülkesi hakkında yalan söyleyen, aşağılık kompleksinde boğulan, kendine de muhalif diyen vatan haini, PKK yanlısı medya olacaktır. Bundan başka da başımıza bela olmayacaktır. Niye PKK yanlısı bu adamlar? Çok mu seviyorlar PKK'yı? Hiç de alakası yok. PKK'yı falan sevmezler. PKK'lı değiller. PKK'lı olanları seviyorlar elbette de. Bazı adamlar var, biliyoruz ki PKK'lı değiller. Ona rağmen niye Allah'ım Amerika oradan gitmesin, Allah'ım PKK mutlaka kazansın, Allah'ım Türkiye işgal edilsin diye içten içe niye dua ediyor bu münafıklar? Şu yüzden, sırf Erdoğan'dan nefret ettikleri için, sırf AK Parti'den nefret ettikleri için, Suriye'de ordumuzun başına bir şey gelmesi için içten içe dua ediyorlar. Maksat Erdoğan'a laf getirmek. İşte siyasi meseleyle milli meseleyi birbirine karıştırmış, sırf İleri düzeyde ahmak olduğu için netice itibariyle hain sayılabilecek bu adamlara da hain demekte de bir beis yoktur. Çünkü son tarihte hainlerle maksatta ittifak etmişlerdir.